Evet arkadaşlar, şimdi 20. sorumuzda buraya grafiğin belli kısımlarını vermiş. Geri kalan kısmını biz çizmeye çalışacağız. Tamamını yani. Şimdi örneğin bak. Şimdi 140'tan geçmiş. Şurada bir 140 var. 7'den ve eksi 4'ten. Şimdi o eksi 4'ten geliyor. Şuradan şöyle geçiyor. 140'tan ve daha sonra bu şekilde. Şimdi 140 şurası. Kestiği yer. Burası eksi 4. Burası B diyelim. Burası da 7. Şimdi kökleri yazma var tabi. Biraz üst düzey bir soru olmuş. Çıkararak yazıyorsunuz. Kökün biri bu. Kökün diğer örneği şuraya da A diyeyim. X artı A. Burası x eksi b. Burası da x eksi 7. Şuraya artı b diyeyim. Şimdi bakın x'e bu nokta nedir? X'e 0 verdiğimiz zaman 140 olan yerdir. X'e 0 verdiğimiz zaman 4 çarpı a çarpı b çarpı eksi 7 eşittir 140. Buradan eksi 28 gelir. Yani a çarpı b buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 5. Şimdi buna böyle değer vereceğiz. A'ya ve b'ye. Şimdi a'ya ne verebiliriz? Eksi 4'ten küçük. Eksi 5'i böyle veren kim vardır? Eksi 1 vardır. B'ye de ne vereceğim ben? 5 vereceğim. Şimdi a ile b'yi de bulduk. Şimdi köklerde diyor kestiği yerlerdir. Bunların çarpımını soruyor bana. Şimdi biri eksi 4'tü. Çarpı a neydi? Eksi 1. Çarpı b'miz neydi arkadaşlar? 5. Diğeri de 7. Evet, bunları çarparsak cevabımız 140 gelir.